Ankara'dan hepinize iyi pazarlar diliyorum. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta ekonomi ağırlıklı bir program yapacağız. İçeride dışarıda ekonomik gidişat nasıl? Bütçe, 2014 bütçesi halka nasıl yansıyacak? Vatandaşa nasıl yansıyacak? Bunlar önemli konular. Ayrıca başka yine ekonomi alanında önemli tartışma konuları ve başlıkları var. Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bu hafta Başkent Kulisi'nde konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. Önemli bir ödül aldınız. Yılın Maliye Bakanı ödülünü aldınız. Bunu önemli kılan tabii sıradan bir ödül değil. Yatırımcıların, Dünya Bankası, IMF yatırımcılarının oylarıyla varılan bir sonuç, bir netice. Bu yönüyle öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan vatandaşımızın hayır duasıdır. Yani bu tür ödüller çok abartmamak lazım. Evet. Yani uluslararası dergiler, gazeteler tarafından bu tür tabii etkinlikler yapılıyor ama önemli olan vatandaş nezdindeki hakikaten itibar ve onun beraberine getirdiği hayır duası. Evet. Tabii vatandaşın da birkaç gündür bu programı duyurmaya başladıktan itibaren çok yoğun bir şekilde soruları, yer yer şikayetleri, merak ettiği konular var. Ben de bu programda o başlıklara girmek istiyorum. Şimdi öncelikle 2014 bütçesi bütün toplumu, herkesi ilgilendiren bir konu. Burada yeni vergiler olacak mı? İşte doğalgaz, elektrik zammından tutun da başka alanlara kadar. Bir genel bir fotoğraf verebilir misiniz bize? Nasıl bir bütçe olacak ve halkı ilgilendiren yönüyle 2014 bütçesinde neler var, neler yok? Tabii bütçe hem çok önemli bir politika dokümanı hem de milletten topladığımızı, milletimiz için nasıl harcayacağımızı hakikaten çok güzel bir çerçevede sunan bir doküman. Yani çok önemli politika mesajları da var. Ama yani ekonomiye ilişkin genel anlamda. Tabii 2014 bütçesinde de biz istikrarı önceliklendirdik. Özellikle cari açığın azaltılması, tasarrufların artırılması, ülkemizin dört bir yanına ihtiyaç duyduğu yatırımların yapılması. Bunlar tabii temel politika eksenleri. Ama detaylarına inecek olursak, bir kere her şeyden önce hakikaten insan odaklı bir bütçe. Nereden çıkarttınız rakamlarla? İşte desteklemek lazım. Şimdi beşeri sermaye yani insan stoğunun, çünkü en önemli sermaye insan stoğudur. Bunun kalitesinin artırılmasına yönelik olarak en temel konu eğitimdir. Şimdi 2014 bütçesinin %18'ini eğitime ayırdınız. Eğitime ayırdık. Bakın bu 10 yıl önce %9 civarıydı. Yani bütçe büyüyor ama eğitimin bütçe içerisindeki payı ikiye katlanıyor. Vergi gelirlerinin yaklaşık %22,5'unu doğrudan doğruya eğitime ayırıyoruz. Evet. Bu çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü nüfusumuz genç. Mecburi yani zorunlu ilk öğretimi, orta öğretimi biz 12 yıla çıkarttık. Bu da aslında bizim dünyayla rekabet etmemiz için. Yani küresel ölçekte bizim hedeflediğimiz hedefleri yani oralara ulaşmamız için olmazsa olmazımızdır. Yani sadece sözde bir hani büyük iddialı hedefler değil. O hedeflerin altını güçlendirmek için, o hedeflere ulaşmak için eğitimi önceliklendirdik. Evet. Ve şu anda bütçeden en fazla payı eğitim alacak. 78,5 milyar lira 2014 yılı bütçesine öngörülen rakam. Ama muhtemelen de imkanlarımız, ilave imkanlarımız olsa buna da aşarız yani. Yani bu gözlükle bakarsanız, yani bu gözle bakarsanız önümüzdeki sene yaklaşık muhtemelen bir 80 milyar lira civarında gerçekleşme olacak. Bakın 80 milyar lira deyince bazı Anadolu'daki vatandaşlarımız küçük rakamlar falan. Eski parayla 80 katırlıyor. Yani çok büyük bir hakikaten imkanı eğitime. Yani bütçenin 1/5'ini biz eğitime ayırıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda insan odaklı. İkinci en büyük kalem, yani kamu sağlık harcamaları anlamında konuşuyorum. Yani gerek sosyal güvenlik kurumu üzerinden, gerekse bütçe üzerinden, bütçeden sosyal güvenlik kurumuna yapacağımız aktarımlarla önümüzdeki sene sağlık için
yine vatandaşımızın sağlığı için 75 milyar lira para harcayacağız. Yani 75 katrilyon eski parayla. Evet. İkinci şimdi, sırada da sağlık harcamaları. İkinci sırada gibi. Sağlık. Yani birinci sırada kamu anlamında, kamu giderlerinde birinci sıra eğitim, ikinci sıra sağlık. Şimdi bunlar nedir? Hep insan.